O dönemde çocuklar şehirlerde doğdukları zaman şehir ortamı çocukların sağlığı açısından ve yetişmeleri açısından çok uygun değildi. Yani birincisi hastalıklar vardı, çocuk ölümleri çok fazlaydı. İkincisi şehir ortamında Arapçanın en asli, en orijinal halini öğrenmeleri çok mümkün değildi. Çok fazla farklı kabile, çok fazla farklı insan gelip gittiği için dil ister istemez kolaylaşmış ve bir nebze de bozulmuştu. Araplar ne yaparlardı? Çocuklarını çölde yaşayan bedevi insanlara verirlerdi süt çocuğu olarak. 1-2 sene onların yanında kalır, orada süt içer, oradaki hayvanların ürünlerinden beslenir. Dili onlardan öğrenir, ana dilini. Sonra ücretini alır ve kendi annesine geri dönerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Sa'd oğullarından Halime'nin yanında, süt annesinin yanında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalmıştır. Kalma olayı da şöyle gerçekleşiyor. Siyer kitaplarının bize aktardığı kadarıyla, Halime'nin dilinden aktardıkları kadarıyla. Halime diyor ki ben kocamla beraber süt çocuğu almak için Mekke'ye geldim. Fakat diyor biz gelirken bir merkebimiz vardı, bir tane de keçimiz vardı. Merkebimiz kafilenin en yavaş yürüyen merkebi, keçimiz ise en zayıf olan ve hiç süt vermeyen keçiydi diyor. Biz Mekke'ye geldik, insanlar süt çocuğu alırken kimse Muhammed'i almadı diyor. Çünkü insanlar yetim olan bir çocuğu almak istemezler. Şöyle düşünürler diyor, yetimin annesi bize ne verebilir ki? Hani babası olsaydı, babası muhtemelen bize iyi bir bahşiş verirdi diye düşünüyorlar. En son diyor bana çocuk kalmayınca ben kocama dedim ki ben eli boş bir şekilde memleketime geri dönmek istemiyorum arkadaşlarımla beraber. O da diyor bana dedi ki öyleyse bu yetim çocuğu alabilirsin, bu öksüzü alabilirsin dedi. Ben de diyor gittim onu aldım. Allah'a yemin olsun ki diyor ben onu aldıktan sonra onu merkebime bindirdiğim anda benim kendi göğüslerimin süt dolduğunu gördüm. Geliş yoluyla ilgili diyor ki benim o kadar sütüm azdı ki benim kendi çocuğum sabaha kadar ağlamaktan beni uyutmadı diyor açlıktan. Dönüş yolunda ben göğüslerimin dolduğunu hissettim. Merkebim içinde bulunduğum kafilenin en hızlı merkebi haline geldi ve benim o süt vermeyen keçimin göğüsleri süt doldu. Hatta diyor arkadaşlarım bana dediler ki Halime bu seni getiren merkep mi? Yani sen gelirken üzerinde olduğun merkep bu muydu? Bu kadar hızlandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i aldık. Kocam dedi ki bana diyor, bu çocuğun bereketidir. Yani hayatımıza giren bu bereket, bu çocukla beraber hayatımıza girdi. Peygamberimizi alıyorlar ve memleketlerine götürüyorlar. Aleyhissalatü vesselam çölde, o kadar güzel konuşmasının belki bir sebebi de odur. Dili onlardan öğrenmesi hasebiyledir. Yetişiyor, tabii 2 yaşına gelince çocukları getirip teslim edecekler. Ama Halime diyor ki biz o bereketten mahrum olmak da istemiyoruz. Yani çocuk evimize girdikten sonra evimize bir bereket geldi diyor. Annesine diyor ki Amine'ye çocuğu sana ben veririm. Lakin Mekke'de veba var, hastalık var. Korkarım ki bu çocuk ölsün. Bize de alıştı diyor istersen ver biraz daha bizim yanımızda kalsın. Amine de kafasına yatıyor çünkü bir veba durumu var Mekke'de. Tekrardan Sa'd oğullarıyla beraber onların topraklarına geri dönüyor ve burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında büyüdüğü zaman da izleri bulunan meşhur hadiselerden bir tanesi yaşanıyor. Şakkus sadr hadisesi dediğimiz aleyhissalatü vesselamın göğsünün yarılması ile ilgili olay yaşanıyor. İmam Müslim bunu rivayet ediyor. Aleyhissalatü vesselam Enes'ten naklediyor. 4 veya 5 yaşlarındayken bir gün çocuklarla beraber oynarken 2 tane adam gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i alıp kaçırıyorlar. Yani bir kenara götürüyorlar. Çocuklar da eve haber vermek için koşuyorlar. Aleyhissalatü vesselam diyor ki benim göğsümü yardılar. İçerisinden bir kan pıhtısı gibi bir et parçası çıkardılar. Bu şeytanın sendeki hazzıdır dediler. Şeytanın sendeki payıdır dediler. Onu bir tasın içerisinde zemzem suyu ile yıkadılar. Sonra tekrar benim göğsümü kapattılar. Çocuklar koşuyorlar Halime'ye diyorlar ki Muhammed öldü, Muhammed öldürüldü. Onlar da koşup geliyorlar, bakıyorlar aleyhissalatü vesselamın rengi sararmış. Başından geçen olayı anlatınca Halime bunu kimseye anlatma sakın diyor. Ama Enes radıyallahu anh diyor ki ben peygamberimizin göğsünü gördüğümde hala o izin yani o yarık olan izin peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde var olduğunu gördüm diyor ben Enes radıyallahu anh. Şimdi
Böyle bir olay niye yaşanıyor? Yani bu Şakkussadr hadisesi dediğimiz hadise niçin yaşanıyor? Şimdi Allah Azze ve Celle peygamberi bütün o güne kadar gönderdiği peygamberlerden daha büyük bir vazife için hazırlıyor. Her peygamber sadece kendi kavmine geldi. Her peygamberin daveti bir sonraki peygamber gelinceye kadar geçerliydi. Ama Allah öyle bir peygamber gönderecekti ki şu an biz 1400 sene olduğunu biliyoruz. 1400 sene daveti devam edecek ve kıyamete kadar da şeriatı insanlar arasında hakim şeriat olacak bir peygamber gönderecek. Yani bütün dünyanın gidişatını değiştirecek bir peygamber gelecek. Elbette ki böyle bir peygamberin temizlenmesi, arınması, hazır hale gelmesi lazım. Ve Allah Azze ve Celle ilahi eliyle müdahale ettiği olaya, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin içerisinde şeytanın payı olan kısmı çıkardı aldı. Çünkü bu kadar büyük bir davanın sahibi olacak olan bir peygamber, eğer şeytanın dürtülerine ve vesveselerine muhatap olursa yanlış yapabilir, ayağı kayabilir, bu büyük vazife yerine gelmeyebilir. Allah Azze ve Celle bundan ötürü böyle bir olay yaşattı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Şimdi tabii ki bazı insanlar bu olayı kabul etmiyorlar. Yani aleyhissalatü vesselamın bu yaşamış olduğu olayı kabul etmiyorlar ve bunun mantığa aykırı olduğunu söylüyorlar. Yani mantıken böyle bir olayın yaşanmasının çok da fazla mümkün olmadığını söylüyorlar. Şimdi İsa aleyhisselamın beşikteyken konuştuğuna inanan bir adam, Musa aleyhisselamın Nil'in içerisinde bir beşikte bırakılıp ta Firavun'un sarayına kadar gidip orada yetişip hiç başına bir musibet gelmeden yaşadığına inanan bir adam, eğer bu benim mantığıma yatmıyor diyorsa, problem kısada değil, problem onun mantığındadır. Doğru mu? Yani şimdi size biri sorsa, şu anki teknolojiyle soruyorum. 6 yaşında bir çocuğun kalp ameliyatı geçirmesi mi daha ilginçtir doktor bey? Yoksa 2 yaşında, 1 yaşındaki bir bebeğin büyük bir adam gibi konuşması ve tevhidi anlatması mı daha ilginçtir? Yani özellikle bugünün teknolojisiyle kalp ameliyatı yapmak, göğüs ameliyatı yapmak bunlar artık çok sıradan şeyler. Millet artık ameliyat yapmadan dışarıdan içerideki işini hallediyor. Ama bir bebek daha beşikteyken Allah Azze ve Celle bir bebeği konuşturuyor. Niye? Çünkü o bir peygamberdir. İnsanların dikkatini onun üzerine çekmek istiyor. İnsanlara onun onlar gibi biri olmadığını göstermek istiyor Allah Azze ve Celle. Onun için peygamberlere çocukluklarında böyle hadiseler yaşattırıyor. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın o çocukken daha koca koca insanlarla yaptığı tartışma, daha bir gençken akledip putları kırıp en büyüğünün başına baltayı asması, bunlar peygamberlere Allah'ın dikkat çekmek için onların hayatında yaşatmış olduğu hadiselerdir. Bizim peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem küçükken Allah Azze ve Celle bu çocuk normal bir çocuk değil. Bu çocuk çok büyük bir davayı üstlenecek. Bu çocuk Allah'ın gözetimi altındadır. Bunu gösterebilmek için sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle ona böyle bir vazifeyi veyahut da böyle bir olayı Allah Azze ve Celle ona yaşattı.